Ahmet, dün Hoş akşam bulduk. toplu sözleşmelerle ilgili, toplu görüşmelerle ilgili daha doğrusu bir sürpriz buluşma gerçekleşti. Memur Sen heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Neler konuşuldu, zam taleplerine nasıl bir karşılık geldi? Şimdi bugün itibariyle taraflar toplu sözleşme masasına oturuyor. Yani kamu yönetimiyle, Çalışma Bakanlığıyla Memur Sen masaya oturacak. Tabii Memur Sen'in bazı talepleri var. En başta gelen talep tabii ki zam yapılması. Şimdi memurlar 2024 yılında %70'lik bir zam istiyorlar. 2025'te de %40'lık bir zam istiyorlar. Dolayısıyla iki dönem için %110'luk bir zam talepleri var. İşte bunun da içinde yer aldığı o talepleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilettiler. Tabii Mehmet Şimşek bunlara ne cevap verdi? Seyircilerimiz ayrılmasın. Talepleri sıraladıktan sonra Mehmet Şimşek'in cevabını da kulislerden aldığım bilgi doğrultusunda seyircilerimize ileteceğim. Önce talepleri sıralayalım. Şimdi Memur Sen işte ilk dönem %70, ikinci dönem %40, iki dönem halinde %110'luk zam istiyor. Bu 2024 için de zam oranlarının 3'er aylık dönemler halinde verilmesini istiyor. Çünkü memurlar diyor ki işte biz zam veriliyor ancak o zam daha cebimize girmeden eriyor. Evet. Dolayısıyla zam önce oranları 3'er aylık dönemler halinde verilsin diyorlar. O yönde bir talepleri var. En düşük memur maaşının en düşük kamu işçisinin altında olmaması gerektiğini söylüyorlar ki şu an itibariyle zaten 22 bin lira. Ancak orada da şöyle bir ayrıntı varmış Seda. Şimdi en düşük memur maaşı 22 bin lira oldu ancak bu evli ve çocuklular içinmiş. Yani aile yardımıyla birlikte 22 bin lira oluyormuş. Bekar memurlar ise 1600 lira eksik alıyorlarmış. Şimdi Memur Sen heyeti bekar memurların da aynı oranda zam almasını istiyor. Yani o 1600 liralık farkın kapanmasını istiyor. O yönde bir bilgi var. Büyük şehirlerde ve deprem bölgesinde memurlar kira yardımı istiyorlar. O kira yardımı konusunda da talepleri var. 7650 liralık bir kira yardımı beklentisi var. Yine üniversite mezunu birinci dereceye gelmiş memurların tamamının 3600 ek göstergeden faydalanmasını istiyorlar. Bu yöndeki taleplerini de iletmişler. Yine memurların bayramlarda, dini bayramlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verildiği gibi ikramiye talebi var. İşte bu konuda da 4850 liralık bir ikramiye talepleri var. Onu da Mehmet Şimşek'e iletmişler. Şimdi memurların talepleri böyle güzel bakana ilettiler. Peki Bakan Mehmet Şimşek ne dedi? Yani hazinenin başındaki, kasanın başındaki isim ne dedi? Şimdi onu hemen aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memurları dinledi, talepleri not aldı ve dedi ki sizleri memnun edecek, mağdur etmeyecek bir düzenleme olacak inşallah dedi. Yani memurlara dedi ki sizleri mağdur etmek istemiyoruz, sizleri memnun edecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz mesajı verdi. Mehmet Şimşek başka neler dedi? Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasına atıfta bulundu ve bu görüşmelerin uzlaşıyla çıkmasını temenni ediyoruz dedi. Sizler için bizler de şartları zorlayacağız dedi Mehmet Şimşek. Yani mevcut bütçe durumunu hatırlattı ve bütçenin de şu an itibariyle kısıtlı olduğunu söyledi. Ancak memurlar için şartları zorlayacaklarını söyledi Mehmet Şimşek. Şu an itibariyle de zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bürokratlarının çalıştığını ifade etti. İşte sizleri mağdur etmeyecek, memnun edecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz mesajı şimdi verdi. Ahmet, Memur Sen heyeti de evet. Şartları zorlayacak deyince tabii emekliler diyor ki herkese şartlar zorlanıyor da bize neden zorlanmıyor? Bu arada pahalılığa çare etiketiyle bir mesaj gelmiş. Onu paylaşayım seninle. Burak Bey'den geliyor. Tabii. Emeklilerin hali Barbie filmi kadar gündem olmadı. Yılbaşına kadar zaten ayakta kalabilene de seçimde oy vereceği kadar bir zam yapılır. Cumhur İttifakı içerisinden de sesler yükseliyor. Onu da söyleyeyim dedim. Memurla ilgili tamamladın mı? Var mı ekleyeceğin bir konu? Emeklileri de değineceğiz. Memurlarla ilgili son not. İşte Bakan Mehmet Şimşek Memur Sen heyetine bunları söyledi. İşte sizleri mağdur etmeyecek, memnun edecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz dedi. Toplu sözleşme masasında beklentimiz uzlaşı çıkması yönünde dedi. Sizler için biz de şartları zorlayacağız dedi. Ancak Mehmet Şimşek bütçenin kısıtlı olduğunu da altını çizdi. Yani o yönde de bir mesaj verdi. Şartları zorlayacağız mesajı önemliydi.
bürokratlar çalışıyor dedi. Memur Sen heyeti de Bakan Mehmet Şimşek'e dedi ki biz de uzlaşma çıkmasından yanayız. Sonucu eğer bizi memnun etmezse hakem heyetine götürmek istiyoruz. Ancak buna gerek kalmasın dedi. Yani hakem heyetine gitmeden bu sorun masada çözülsün mesajı verdi.